Tabii ya, müşriklik ya, mesela kendini Allah'a şirklemek, Allah'a eş koşmak demek. Ya Allah kendini nasıl eş koşabilir bir insan? Allah bir hüküm koyuyor. O kendini haşa Allah'la bir tutup o hükümleri beğenmiyor veya çıkartmaya çalışıyor veya yeni hükümler yeterli görmüyor. Yeni ek ve ilaveler, kendisi haşa Allah'mış gibi hükümler koyuyor. Haramlar, helaller koyuyor. Müşriklik dediğimiz şeyi anlamaları için seyircilerimiz bunu anlatmamız önemli. Evet. Yani kendini Allah bir kural koyduysa ve bu dine uymamızı istiyor Yüce Rabbimiz. Yani sen kendi kuralların olabilir, yeni yeni kurallar ortaya koyabilirsin. Hatta peygambere Yüce Rabbimiz şöyle diyor ayette, yani yeni bir kural getirmediğini ortaya koymak için, yeni haram helal koymadığını ortaya koymadığını, koyamayacağını. Çünkü koyarsa da ben diyor şahitim, anlattım. Yani değil mi? Şahit onun keserim, keserdim ben keserim. Yani demek ki burada Allah net bir şekilde sadece Allah'ın, peygamber de sadece Allah'ın kurallarına ve hükümlerine uyduğunu da ortaya koymuş oluyor. Bu şekilde anlatıyor insanlara. Bakın Yüce Rabbimiz şöyle diyor ayette, kovulmuş şeytan azın. Biz diyor hiçbir beşere, yani insana, Allah ona kitabı, hükmü ve peygamberliği verdikten sonra o elçinin insanlara Allah'a bırakın da bana iman edin deme hakkı ve yetkisi yoktur. Ancak o elçi ders alıp vermekte olduğunuz kitaba göre Rabbaniler olunuz deme görevindedir diyor. Yani peygamber de geldiğinde bana bir kitap geldi diyor. Ben tamamıyla bu kitaba uyuyorum diyor. Evet. Yeni hüküm ve bana iman etmeyin. Asıl imancı şey Kur'an'dır. Allah'ın sözüdür. Ben de buna uyuyorum deme görevinde. O görevle geliyor. Elçiliğini o şekilde yapıyor. Allah'tan aldığı vahiyi insanlara anlatıyor. Ama sen o zaman iftira atarsan Peygamber Efendimiz'e, böyle haram koydu, böyle eli. Peygamber öyle bir şey yapmaz ki. Allah'ın o ayetini okuduktan sonra Allah'ın söylediğinin tersine bir şey yapar mı Peygamber Efendimiz? Tabii. Şimdi o, asla yapmaz. O zaman bu şeyle bakmak gerekiyor. Ve müşriklerin diğer özelliği, Allah'ı bir ve tek olarak iman edemiyorlar. Her şeyi Allah'ın yarattığına iman edemiyor. Her saniye Allah'ın kontrolünde olduğunu iman edemiyor. Bakın bir ayette şöyle diyor kovulmuş şeytan Allah'ım. Sen Kur'an'da sadece Rabbini bir ve tek ilah olarak andığın zaman, Allah bir ve tek diyorsun, Allah'tan başka varlık yok diyorsun. Allah var, sen varsın, işte her şey var diye bir şey. Allah, her şey Allah'ın yarattığı varlıklar diye baktığı söylediğin zaman nefretle kaçar vaziyette gerisin geri giderler. Bunu kabul edemiyorlar. Diyorsun ki bütün irade Allah'a aittir diyorsun, asla kabul edemiyor. Allah'tan başka varlık yok diyorsun, evet. Her şeyi Allah yaratıyor diyorsun, onu kabul edemiyor. Nefretle kaçar vaziyette ve bunu duyduğu zaman da nefreti artıyor. Ve bu şekilde bir insan türünün olduğunu Yüce Rabbimiz bize bildiriyor. Gerçekten de böyle insanlar oluyor. Evet. Onun için iyi tahlil etmek lazım. Şirkten de kendimizi korumamız için ilk başta bunu iyi öğrenmemiz lazım. Çünkü Allah'ın söylediğine göre bir din var. Değil mi? Bizim İslam, Müslümansak, Müslümanlığı Kur'an'a göre yaşayacağız inşallah. Evet.